karesi içindeki takkeli arkadaşım. Takkeli arkadaşım. Değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın diyor. Takkeyi çıkarır mısın diyor, takkeyi. Takkesiz gir o kareye diyor. Çünkü takke bir şeyin sembolü ona göre. AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerinin tepkisiyle geri adım atıyorlar. O işçi de garibim kareden çıkmak zorunda kalıyor. Başındaki takkeyi çıkarmıyor, kareden çıkmak zorunda kalıyor. Sonra geri geliyor. Fotoğraf çekimi devam ediyor. İşte CHP budur denilecek bir vakka. Şimdi izleyelim videosunu. Döndüğümüzde Ali Bey yorumlasın bu durumda. Sayın Mustafa Bayburt. Yok. Sayın Hüseyin Uyar. Sayın İbrahim Çağlar. Hüseyin Uyar. İbrahim Çağlar. Arkadaşlar şu tarafı alabiliriz, yan tarafı. Sol tarafımızı alabiliriz. Evet, fotoğraf çekimimize geçelim. Mehmet Ali Bey. Evet, takkeli arkadaş da ne gerek var diyor. Karede yer çıkarmam, karede yer almam, takke benim şerefim diyor. Evet, ben biraz aykırı bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim başımdan geçiyor olsa ben şahsen takkeyi çıkartırım orada. Çünkü öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki başörtünün çıkartılmasının tartışmasını yaşıyoruz hala. Farz olan bir şeyi yasaklamaya çalışanların henüz daha seslerinin kesilmediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ben bunun bir benzerini 1980'de darbeden hemen sonra Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydolmuştum. O tarihte yaşadım. O tarihte öğretim üyeleri geliyorlardı. Diyordular ki ya sakallarınızı kesin. Bakın başörtüyü de yasaklamak noktasında 1. Ordu Komutanlığı'ndan bize talimatlar geliyor. Biz şu an direniyoruz. Ama sakallıları da görünce daha fazla dikkat çekiyoruz. Dolayısıyla daha çok üzerimize geliyorlar. Tamam, benim şahsi kanaatim henüz o tarihte kesmemiştim sakalımı ama biraz daha bastırırsa darbeci o generaller başörtüye bir yasağın uygulanmaması için sakalı kesmeyi o tarihte düşünmüştüm. Şimdi ben böyle bir yapıdan geliyorum. Çünkü farz, sünnet, bu silsileyi dikkat etmemiz gerekir. Farzı asla, asla terk etmememiz lazım. Harama asla el uzatmamamız gerekir. Sünnet olma noktasındaki emirleri veyahut da mekruh olan şeylerden kaçınma noktasında ise Allah affetsin diyeyim. Çünkü onlar da sonuç itibariyle Hazreti Peygamber'in adeti. Ama Allah'ın emirleriyle kıyasladığınız zaman eğer daha siz Allah'ın emirlerini hayata geçiremediyseniz
O noktada belki Hazreti Peygamber'in sünnetinden bir anlamda siz geri adım... sakalınızı kesmiş miydiniz? Ben yüksek İslam'da biraz daha bastırsaydılar kesecektim. Yani peki, ben gönlüm el vermezdi hatırladığım kadarıyla. Yani 500 kişilik bir birinci sınıflar grubu olarak söyleyeyim. Toplamda belki 1500-2000-2500 kadar öğrencisi vardı yüksek İslam'ın. Toplasanız yani 15-20'yi geçmezdi hatırladığım kadarıyla başörtülü öğrenci. Peki, ama başörtü yasaklanması noktasında... Taviz tavizi doğurmaz mı? Belki başörtüsüne giden... Onun için zaten ben illa böyle bir düşünce, benim bu düşüncem hakim olmalı diye bir iddiam yok, ısrarım yok. Benim kafa yapım bu diyorum. Bu yani tezim benim bu, ben yaklaşımım ki, bu. Ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bu arkadaş takkesini çıkartsaydı kendi aralarında diyecekti ki mesafe kat ettik. Bugün takkeyi, yarın sakala, ondan sonraki gün kravata, sonunda da biz başörtüsünü yasaklamaya götüreceğiz bu işi. Mesela kademe kademe. Tabii, o bir görüş. Benim görüşümde ise sünnetten farza geçtiğin an, yine bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim dersimizde İmam Hatip Lisesi'ndeyiz. Allah rahmet eylesin. Bir Kur'an-ı Kerim hocamız vardı bizim. Herkese hemen hemen 4,5 verirdi 10 üzerinden. Bir kişi iki kişi 9 alırdı. Sınıfın 45 kişisi 4,5 alırdı. 2-3 kişi de 1-2 alırdı. Ya hocam ne yapıyorsun? Yani hiç okuyamayan bile 4,5 alıyor. Biz iyi kötü okuyabiliyoruz. Bize de 4,5 veriyorsun. Oğlum derdi. Sıfırla 4,5 arasındaki puan farkları böyledir. Dümdüz. Sıfır da alabilirsin, 4,5 da alabilirsin. 5 ile 9 arası, 10 arası puanlar da böyledir. Yürüyebilirsin. Bir 5 alırsın, bir 10 alırsın. Ama 4,5 ile 5 arası böyledir. Oradan biraz zor çıkarsın, zor tırmanırsın. Şimdi farza geldiğimiz an elimiz ayağımız bağlanır bizim. Ölürüz, farzı terk edemeyiz. Harama el uzatamayız. Öyle bakmamız lazım. Ama ben bu konuda tabii farklı görüşte olanlara da saygılıyım. Onların da kendilerince belli farklı görüşleri olabilir. Bu söylediklerim, Emin Çölaşan gibi tipler hala bu ülkede en çok satan gazeteler içerisinde köşe yazarlığı yaptığı süreç için geçerlidir. Bu söylediklerim, CHP ile ittifak yapabiliriz diyen Temel Karamollaoğlu'nun var olduğu ve başörtülü insanlara hitap ettiği bir Türkiye için geçerlidir. Bu söylediklerim hala Tayyip Erdoğan'a sırtını dönüp Kemal Kılıçdaroğlu'yla ittifak görüşmeleri yapan eşi başörtülü Ahmet Davutoğlu'nun olduğu bir Türkiye için geçerlidir. Yoksa bunların hepsi biz aslanlar gibi başörtüye laf eden Sözcü gazetesinin bu yazarı, bu yazısından dolayı özür dilemediği müddetçe biz ne Sözcü gazetesine demeç veririz, ne Sözcü gazetesinin desteklediği CHP'lilerle oturur bir masada bulunuruz. Hepsini reddediyoruz. Biz başörtüye laf edenlerle uzaktan yakından alakamız olamaz dedikleri gün ben derim ki ya Türkiye genelinde farz olan emirlerin herhangi bir şekilde yasaklanması noktasında bir risk yok, bir tehlike yok. Sünneti uygulamak isteyen bir kardeşim de ona zemin açmamız gerekir ki buradaki örnekte bu kardeşimiz ödül aldığına göre bir 20-25 kişilik bir grup içerisinde ödül aldığına göre işini de en layık şekilde yapanlar arasına girmiş. E bu dakikadan sonra senin sakalın var, bilmem kravatın yok ama denilmesi de. Ama zihniyeti ortaya koyması açısından eyvallah. Önemli. Bakın bir taraftaki kişi, az önce arkadaşlar da ben tam olarak duyamıyoruz dedim ne olduğunu. Tekrar rejideki arkadaşlar da kulağıma anons etti. Bu takke benim şerefim. Bundan vazgeçmem diyor, kareden çıkıyor. Yani ben o plaketten de o karede yer almaktan da imtina ederim bundan dönmektense diyor. Diğer bu onun zihniyetini ortaya koyuyor. Eyvallah. Yani davasına bakışını ortaya koyuyor. Tebrik edilmesi lazım. Ama asıl önemli olansa dönüp bakıyorsunuz başörtüsüne CHP saygılıdır diyor.
CHP'li belediye meclis üyeleri hala şunu söylüyor. O takkeyi çıkarsa yakışıklı kardeşim daha güzel olacak. İşte aynı kafa İstanbul'da da sizin ateşiniz çok olmuştur. Sizi itfaiye erleriyle buluşturalım diye başörtülülere söylüyor. Ya bu kafa hala aynı. Hiç değişmedi. Yazarından çizerine kadar, ama bizim başörtülü eşleri olan abilerimiz, sakallı abilerimiz, yok canım ya diyor, onlar değiştiler. Siz bir deneyin görün diyor. Bakın siz bir deneyin. En son bunu da AK Parti üyesiyim diyen, hala üyesiyim diyen Bülent Arınç söyledi. Dine saygılı bir söylem geliştiriyor CHP. Dolayısıyla bu sebeple de oyları artıyor dedi. E işte dine saygılı bir söylem geliştiriyor mu, geliştirmiyor mu görün. Bir de şu açıdan da bakmak lazım. Dini kaynaklardan referans almayı da bir kenara bırakacak olsanız bile, bir kardeşimiz ceket giyer, bir kardeşimiz mont giyer ki sonuçta bunlar anladığım kadarıyla işçi statüsünde çalışanlar. E bir kardeşimiz kravatsız gelir, bir kardeşimiz kravatlı gelir. Kravatlıya bir şey denilmediği gibi kravatsıza da bir şey denilmiyorsa veya montla gelene bir şey denilmiyorsa, bir kişi de başına adet olaraktan da örf olaraktan da başına bir takke geçirmiş olsa, ona saygılı olmak CHP'nin şimdi ben nasıl argümanı olması şimdi lazım. CHP deseydi ki bugün bizden önce şu hadise yaşandığında biz bu hanımefendiyi görevden aldık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir rezalete biz nefes aldırmayız deseydi ve bunun mesela Kütlüşehir'de aynısını yapsaydı, Balıkesir'de aynısını yapsaydı, Kütahya'da aynısını yapsaydı, birkaç yerde daha yaşandı, İstanbul orada Büyükşehir aynısını Belediyesi'ndeki yapsaydı. Büyükşehir Belediyesi'nde Milli yapsalardı. Gazete hemen birinci sayfasına koydu, soruşturma açıldı dedi. Üzerinden 1,5 sene geçti. Ne oldu o soruşturma? İston'da mı? Başka bir kurumda şimdi maaş almaya devam ediyor bu hanımefendi. Yani işte bu samimiyet testi. Yani eskiden dönüp baktınız, biz o CHP değiliz. Bizim arkadaşlar da vallahi o CHP değil demeye getiriyor. O CHP bu CHP işte, görüyoruz aynı CHP.